Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine çiçeklerden gidiyorum. Çok hoşuma giden rengarenk çiçeklerden oluşan bir crop hazırladım. Üzerime giydim ve detaylı fotoğrafları Instagram hesabımda paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bakın, çok tatlı cici bir crop oldu. İçerisine bu bra denilen büstiyerlerden giydiğiniz takdirde gayet güzel oluyor. Yani hiç de açık olmuyor. Siz dilediğiniz gibi içerisine daha tişört tarzda giyebilirsiniz. Mesela yabancılar genelde o şekilde giyiyorlar. Instagram'da çok karşıma çıkıyor. İçerisine atıyorum düz beyaz bir tişört giyiyor. Üzerine bunu giyiyor. O şekilde de giyebilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız o şekilde kombinleyebilirsiniz. Hem yaz aylarında hem sonbaharda hem ilkbaharda kombinlenecek. Hatta içerisinde gömlekle bile bence şahane duracaktır. Cici bir büstiyer. Yapımını, detaylarını videomda paylaştım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Random iplerden bahsetmek istiyorum. Ben elimde olan koton ipleri değerlendirdim. Gördüğünüz gibi elimde olan renklerden böyle karışık bir kombin yaptım. Benim iplerim Alize Cotton Gold, benim iplerim. Ben beğendim, bu modele de yakıştı. Sizler de koton içerikli bulduğunuz böyle ince orta kalınlıktaki ipleri kullanabilirsiniz. Öncelikle çiçeklerin şu ortasını yapmakla başlayacağız. Genelde sarı ipimi kullandım. Hepsinde sadece sarı çiçeklerin ortasında beyaz ip kullandım, zıtlık olsun diye. Gördüğünüz gibi şahane duruyor. İplerini temizlememe rağmen gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi hemen ortasını yapımına başlayalım. Evet, tığım 2 milim. Zincir çekerek başlıyoruz. İpimi sabitliyorum. Bu arada 3 milim almışım yanlışlıkla. Evet, 2 milimi aldım. 6 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincire batıyorum. Şöyle ipi gönderiyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Ardından da halkanın içerisine giriyorum ve şöyle 1 2 3 toplamda 12 tane sık iğne yapıyorum. 12.'yi bırakacağım. 11 tane yapalım. 12.'yi birleştirirken yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tanesini yaptım. 12.'yi yapmak için şuradan başladığım ilk sık iğneye batıyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi çiçeğimizin ortası hazır. Hemen ipimi kesiyorum. Ardından da şöyle arkadan yürüterek gizliyorum. Daha sonra bu ikisini bağlayıp keseceğim. İpimi sabitledim. Şurada 12 tane boşluğum vardı değil mi? Herhangi bir tanesine giriyorum. İpimi şöyle kaydırıyorum ve bu şekilde sabitliyorum. Ardından da 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirini çektikten sonra bakın. Geliyorum, sıradaki sık iğneye giriyorum. İlmeğimi şöyle içinden kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından tekrar 12 tane zincir çekiyorum. Çiçeklerin yapraklarını bu şekilde yapıyoruz. Çiçeklerimiz toplam 12 tane yapraktan oluşuyor. Şu an birinci yaptık, ikinci yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmışım. 7, 9, 10, 11, 12. İkinci yaprağımı yaptım bakın. Bu şekilde. Üçüncüyü yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane yaprağımı yaptım. Şu sıradaki sık iğneye batıyorum. Her biri farklı bir sık iğneye gelecek. Bakın şöyle aynı noktaya batmıyoruz. Devam ediyorum. Yine 12 tane sık iğnemi yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir sonraki sık iğneye girdim ve kaydırdım. Bu şekilde çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geliyorum, bir sonraki sık iğneye batıyorum. Kaydırıyorum. 2, 4, 5 tane yaprağımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki noktaya batıyorum. Bakın ilmeğimi kaydırdım. 6. yaprağımı yaptım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi aynı mantıkla bütün yaprakları yapacağız. Bakın ilk çiçeğimizi yaparken böyle 8, 9, 10, 11, 12. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Kaç tane yaprağım oldu bakın. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Zaten bittiği zaman şuralarda boşluk olmayacak. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on ikinci zincirimi çektim. 10 tane yaprağım oldu. Şimdi 11. yaprağı yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, böyle battıktan sonra 11 tane yaprağım oldu. Şimdi 12. yaprağı yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. yaprağı da yaptıktan sonra bakın şuradaki ilk yaptığımız zincirin dibine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şöyle sabitliyorum. Ve bakın çiçeğim hazır. Şimdi bu bizim birinci çiçeğimiz. Bütün çiçekleri aynı mantıkla yapıyoruz. Yalnız şimdi ilk çiçeği yaptıktan sonra diğerlerini birleştire birleştire gideceğiz. Hemen göstereceğim bakın. İlk sırada şu üstü görmeyin. İlk sıra şu alt sıra. İki yaprak solda, 2 yaprak sağda, 4 tane yaprak yukarıda, 4 tane de aşağıda olacak. Yani 2 sağda ve 2 solda birleştirirken 4 4 açık olacak. İlk sırada böyle. İkinci sıraya geldiğimiz zaman şu yukarıdaki 2 tane açık kalacak. 2 4 6 8 tane yaprağımız birleşecek. Bakın şu sırayı daha yapmadık ya. Şöyle göreceksiniz. 2 4 6 8. Bir sonraki sırada aynı mantıkla devam ediyor. Bir sonraki sırada aynı mantıkla devam ediyor. Bir sonraki sırada aynı mantıkla devam ediyor. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sıra döne döne öreceğiz. Ve daire şeklini oluşturacağız. Şöyle sıralarımda 14'er tane çiçek var. 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca 14 tane çiçeğim var. 6. sıraya geldiğimde bakın şöyle tam ortalıyorum. Ortaladığım noktadan 2 burada, 2 burada yaprak bırakıp 1, 2, 3 tane sağda, 1, 2, 3 tane solda bırakıyorum. Daha sonra geliyorum üste doğru göğüs kupunu vermek için. 2 tane yukarıda yapıyorum sağda, 2 tane de solda yukarıda yapıyorum. Ve son sırada birer tane yukarıda yapıyorum. Şöyle bakın göğüs kupunu vermek için gayet güzel bir görüntü oluşturdu. Ben bunu tamamen kendim kafadan yaptım. Çiçek modelini daha önce çok görüyordum ama büstiyer biçiminde hiç denk gelmedim. Yapmak istedim ve bu şekilde bence şahane oldu. Şimdi yaprağın bir birleştirmesini de göstereceğim size. Sonrası zaten aynı mantıkla devam edeceğiz. İkinci çiçeğimizin 10 tane yaprağını yapıyoruz. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. İlk sırada sadece şöyle 2, 2 burada, 2 burada şeklinde devam edecek. Şu an 2 tanesini birleştireceğimiz için. Bakın birleştirmeler şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zinciri çekiyoruz. Daha sonra ipimizi şöyle biraz gevşetiyoruz. Şuradan herhangi bir noktadan şöyle tam orta noktasına batıyoruz. İlmeği şöyle getiriyoruz. İçerisinden kameradan bakmaya çalışınca çok zor oluyor. Kamerada gerçekten örmeyi sevmiyorum. İçerisinden şöyle bakın tam orta noktaya batıyorum. Şuradan çıkardım ilmeği, içerisinden kaydırıyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyorum ve bu noktaya giriyorum. Yine normal modelimi devam ettiriyorum. Bakın birleştirmemiz bu şekilde olacak. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Yine geliyorum. Bu noktadan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve başladığım noktaya batıp bitiriyorum. Evet, ilk birleştirmelerimiz hazır. Bakın, birleştirmeleri aynı bu şekilde yapacağız. Örerken kaldığımız nokta neredeyse buradan 2, buradan 2 alıp üste geçiyoruz. Daha sonra mesela buradan yandan devam edeceksek şuradan aşağıda 4 tane kalacak. 2 taneyi buradan devam ettir. Bu şekilde daire oluşturup devam ettireceğiz. Yani çiçeklerimizin yapımı bu şekilde. Birleştirmesi de bu mantıkta. 6 taneden sonra karşıya geçiyoruz. Batıp kaydırıp devam ettiriyoruz. Şimdi ben şu arkasının birleştirmesini göstereceğim size. Şöyle sökeceğim. Tekrar çiçek yapmayacağım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirim var. Şimdi bakın. Burası ön kutlar ya. Arkada direkt boş olmasın diye şöyle aralara bir tane çiçek yapacağım. Pembe pembenin üstüne gelmesin diye şuraya dedim. Bakın ortada bir tane kalacak. Arkada tekli. Yanındakinin şöyle bakın. Diğer çiçeğin yanındaki iki tane yaprağından ilkincisini alıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve kaydırıyorum. Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi geliyorum bakın ikinci yaprağıma. İkinci yaprağıma giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yine 6 tane, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve devam ediyorum. Bakın burada birleştirmeyi yaptık. Şimdi şurayla birleştireceğiz. Burayla birleştirirken de 2. Hep böyle 2, 2 yaprak üzerinden birleştirme yapacağız. 4, 5, 6. Geliyorum buradaki beyaz çiçeğin ilk dalından. İlmeğimi kaydırdım. Bakın bu şekilde. 4, 5, 6. Daha sonra bu noktaya batıyorum. Ve kaydırıyorum. Ardından yine 6 tane zincir çekiyorum. Bu sefer bakın. Şu ikinci yaprağa giriyorum. İlmeği kaydırıyorum. Yine 6 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve sabitliyorum. Ardından şöyle bir tane zincirle sabitliyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkada da şöyle bir tane yaptık. Direkt şey olmasın dedim. Bir tane de buraya yapacağım aynı mantıkla. Onu da şunu buraya sabitleyeceğim. Aslında arkaya da aynı şekilde V V gidebiliriz ama arkaya çok bence gerek yok. Çok sıcaklarda zaten gerek olmaz diye düşünüyorum. Şimdi moru da buraya sabitleyeceğim. Daha sonra arka ve ön bitmiş olacak. Şöyle bakın. Tekrar göstereyim. Bir de kenarlardan bir şöyle zincirle birleştirmek istiyorum. Daha güzel görünsün diye. Onu da göstereceğim. Şimdi şunu sabitleyip geliyorum. Evet, arka için şöyle bir tane yaptım ama çok gözüme az geldi. O yüzden şöyle 3 tane ile çıkmak istedim. Yani ön gibi daha geniş değil de orada bakın 3 aşağıda, 2 yukarıda, 1 yukarıdaydı. Burada 2 aşağıda, 1 tane tepede şeklinde yaptım. Yani arka bu şekilde olacak. Ön bu şekilde olacak. Şimdi arkanın diğer tarafını da birlikte yapalım. Şöyle bakın. Şu noktadan direkt 2 2 birleştiriyoruz. Ay zincir çekmemişim. Hemen zinciri çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Kaydırdım. 3, 4, 5 ve 6. Batıyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Devam ediyorum. 6. İkinci yaprağımın hemen birleştirmesini yapayım. Devam ediyorum. Ve sabitliyorum.
Şimdi bu şekilde birleştirmeleri yapacağım. Sizler de daha nasıl yapıldığını net bir şekilde anlamış olursunuz.
Evet, arkaları da üçlü üçlü yaptım. Şimdi artık yeter. Bir de kenarlara zincir çekmeyi denedim ama çok da hoşuma gitmedi. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Şimdi askı detayıyla devam edeceğiz. Askı detayını hemen göstereceğim sizlere. Askıyı da buradaki renklerden herhangi biriyle yapacağım. Çok böyle cırt bir renk olsun istemiyorum. O yüzden şu lila rengini çok hoşuma gitti. Onu yapacağım. Hemen gösteriyorum. Askımız için şöyle ipimi sabitliyorum. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Bakın, çektikten sonra şu bıraktığım ipi şöyle aradan geçiriyorum. Ve bakın, şuraya giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ön kanadını alıyorum şöyle bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Ön kanadına giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ön kanadına girdim. Bir tane zincir çektim. Normal zincirden bir tık daha kalın ve güzel oluyor. İkili ikili örüyoruz bakın. Ön kanadına girdim. İki tane ilmek var tığımda. İkisini bir ördüm. Ön kanadına giriyorum. İkisini bir örüyorum. Ön kanadına giriyorum. İkisini bir örüyorum. Ön kanadına giriyorum. İkisini bir örüyorum. Bakın, duruşu bu şekilde oluyor. Çok kalın bir askı istemiyorum. O yüzden böyle ince, zarif bir askı istedim. Kalın ve sağlam olsun diye de böyle iki kat yapıyorum. Ön kanadına giriyorum. Bakın, iki tane ilmeğim var tığımda. İkisini birlikte alıyorum. Ön kanadına girdim. İkisini birlikte ördüm. Şimdi bunu belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra sabitlemeyi göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle yukarıdan sabitleyeceğiz. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, son olarak askılarını şöyle bakın ayarladım. Şöyle göstereyim. Arkadan da gösterelim. Bu şekilde çok zarif bir şekilde ayarladım. Ardından da çiçeklerdeki fazla ipleri temizledim. Şöyle bakın göstereyim içten de. Hiçbir ip bırakmadım. Yalnız iplerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İpleri lütfen iki ucuna birbirine bağlayıp öyle düğüm yaptıktan sonra kesin, direkt keserseniz açılmalar olacaktır. Ve bunca emeğiniz boşa gidecektir. O yüzden de bunu tavsiye ediyorum. Şunun uzunluğu ile ilgili bana bir tık uzun geldi gözüme. Daha küçülteceğim çünkü şunun bayağı yukarıda olmasını istiyorum. Fotoğraflarda da zaten göreceksiniz. Instagram hesabında paylaştım. Yani bunu kendinize göre ayarlayın. Bir şurayı şuradan başlayın. Tutturun önce bir. Belli bir aşamaya kadar zincir çekin. Daha sonra çatal iğne ile şöyle tutturun geçici olarak. Üzerinize deneyin. Ona göre bunun uzunluğunu ayarlayın. Şimdi yani sizin nasıl bir dekolte istediğinizi bilmiyorum. Nasıl ayarlamak istediğinizi bilmiyorum. Omuz genişliğinizi bilmiyorum. Mesela bazı insanların omuzları çok düşük olur. Bazılarının daha dik olur. Onu kendinize göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde benim çok içime sinen cici bir proje oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Başka güzel projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.